Bizim Haluk gene bir şeyler yakalamış, bir şeyler vurmuş. Hemen bakmaya gidiyorum. Denizden babam çıksa yerim derim ama bakalım ne çıkmış. Haluk, yine ne vurdun? Bu ne? Aman Allah'ım. Dikenlere bak. Oo, Haluk denize düşecek. Düşmez. Haluk, bu ne? Aslan balığı. Aslan mı? Niye aslan diyorlar? Bu zehirli bir balık. Hı-hı. Dikenlerin hepsi zehirli. Dikenlere baksana zaten. Anam. Şey gibi ya, ben çok enteresan. Kuyruğu da renkli renkli, pembe. Güzel de bir balık. Zıpkınla mı vurdun? Zıpkınla vurdum. Zehirli balık ha? Yersek zehirlenir miyiz Haluk? Yok. Bunun dikenlerini ayıkladıktan sonra... Yani toplam 18 tane zehirli diken barındırıyorlar. 18 tane. 18 tane zehirli dikeni varmış. Vay vay vay. Bir avuç kadar da var boyu. Düşecek Haluk bu. Düşmez. Kepçeyi niye düşmez Haluk? Bu arada hangi koydayız biz? Koca Bahçe. Bu Bozburun Yarımadası'nın üzerinde inanılmaz bir denizdir. Belki Türkiye'nin en güzel lacivert denizidir. Değil mi Murat? Sen sevdin burayı. Ha? Murat? Bugüne kadar gördüklerimiz içinde en iyisi. Yani bu yaz. Bu yaz. Evet. Haluk bu arada yine devam ediyor. Evet. Aslan balığımız da burada. Aslanlar gibi duruyor. Vay anam, vay 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 vay. Dün de ne yakalamıştı? İskorpit yakalamıştı. Bugün de şey, aferin Haluk, aslan balığı. Bakayım bunu ne yemekte? Evet, bu balığın tüm dikenlerini kesilmesi gerekiyor ve çok iyi temizlenmesi gerekiyor. YouTube'da tarifleri var. Aslında balık öldükten bir süre sonra o zehirleri gidiyor. Gidiyor. Ama daha epey de uzun yaşıyor. Aslında bizim Karadeniz'de çalar dediğimiz ya da iskorpit denilen balık gibi. O da zehirlidir. Temizlenmesi çok önemlidir. Bunun kılçıklarını, o zehir şu şeylerinde, kanatlarında, onları iyice makasla temizlemek lazım. Bir sürü balık öldükten sonra. Sonra da eti aynen iskorpit, yani çalar gibi beyaz et tadında. Aynı şekilde kızartılabilir, çorbası yapılabilir, sebzelisi yapılabilir. Aslan balığı daha vurmuş. Haluk bir aslan balığı daha vurmuş. Yine gidiyor. Bir tane daha vurdum. Nerede? Burada. Anam, bu daha iri aslan. Haluk. Evet. Vav, 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 vav. Vav. Haluk, biz niye balığa para veriyoruz? Sen çok başarılısın Haluk. Vav, 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 vav. Kaldır bakayım, kaldır, getir buraya doğru kameraya. Oo. Bunlar biliyorsun Kızıldeniz'den geliyor. Aslında şey, etobur bunlar. Evet. Ve ekoloji düşmanı. Aslında bunları vurarak denizlerimize iyilik de yapıyorsun. Aynen öyle. Aferin Haluk. Bu da sana yeter. Teselli. Muhteşem. Abi neredeyse yani 300-400 gram var değil mi? Var var. Muhteşem, muhteşem. Merhaba, merhaba. Merhaba. Dikenlere bak. Aman Allah'ım. Bu battı mı var ya. Aferin Haluk. Aferin Haluk. Aferin. Haluk çok İki başarılı. Tane. Çok başarılı. Kızı da ona yardım ediyor. Artık Ağustos sıcağı her tarafıma vurdu. Saçlar bir de sararmaya başladı. Bu yıl hep denizde geçirdiğim için. Neyse. İskorpiti bir yapalım. Aslan balığıyla birlikte. Sepetten de iskorpit çıkmıştı. Bakalım nasıl olacak. Denizin muhteşemliğini görüyorsunuz. Şu laciverti. Bir de çok güzel böyle kayıklar vardır. Sahilde aslında bir iki tane tesis açıldı burada yıllar içinde. Ama hepsi çok kaliteli yerler. Evet. Yarımadanın iki tarafına doğru da, pardon, koyun iki tarafına doğru da kış tane kara yapabilirsiniz. Muhteşem bir koydur. Fotoğraflarını da göstereceğim şimdi size daha iyi görünür fotoğraflarında. Ben biraz uzak kaldım kıyıya. Bozburun Yarımadası üzerinde bizim aslan balığını ve iskorpitle yakaladığımız yer kesinlikle görülmesi gereken nadir denizlerden biridir. Hiçbir kara bağlantısı yok. Bu arada Koca Bahçe Koyu da dünya harikası bir yerde. Böyle U şeklinde bir
karaya giriş yapar denizden. Aslan balığına dikkat et. Evet, karşıda uzun ada var. Uzun ada buranın ağzını kapatır. Görüyorsunuz önden bir yelkenli geçiyor şimdi uzun adanı. Şurada da ucunu görüyorsunuz. Muhteşem bir deniz gerçekten. Evet, Kocabahçe'yi de anlatmış olayım bu arada. Kıyıda elektrik yok. Jeneratörlerle veya güneş enerjisi panelleriyle üretiliyor tamamen. Tamamen doğa dostu bir yer.